Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet sınavlarında çıkacak sizlere 50 adet, %100 2022 sınavlarında çıkacak 50 adet sınav sorusu çözeceğiz bugün sizlerle arkadaşlar. Trafik, motor, ilk yardım ve trafik adabından çıkacak banko sorular, %100 sizlere de çıkacak sorular. YouTube kanalına abone olup, YouTube kanalında kalarak daha önce atmış olduğum soruları ve konuları değerlendirerek 90 ve üzeri not alabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızdan da, Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından takip edip yeni çıkmış ehliyet sorularını çözüp %100 başarı elde edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ve sorularımıza başlıyoruz. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarını düzenlemek ve işaretlemek de görevlidir? A. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, B. Karayolları Genel Müdürlüğü, C. Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, D. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Dikkat edersek arkadaşlar, bu sorunun içerisinde cevabı da var. Karayollarını düzenlemek Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Bursa seçeneği doğru cevap. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz, kavşağa yaklaşan bir sürücü trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir. Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? Aralıklarla yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı şudur. Öncelikle durmalıdır sürücü. Karşısında araç var ise karşısındaki araca yol vermeli. Daha sonra kendisi geçmelidir. Yıldızlı sorulardan birisi. Arkadaşlar bundan böyle artık yıldızlı sorular hazırlıyoruz. %100 size çıkacak sorular demektir yıldızlı sorular. A. Durmalı, ilk geçiş hakkını kendisi kullanmalı. B. Hızını sabit tutmalı. Kontrollü bir şekilde geçmeli. C. Hızını azaltmalı, kontrollü bir şekilde durmadan geçmeli. D. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli. Evet, burada cevabımız Denizli seçeneğidir. Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelidir. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık dur levhasıyla aynı anlamdadır. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yol ver levhasıyla aynı anlamdadır. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz, trafik polisinin hareketlerinden gelmiş. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralanmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Evet, trafik polisinin hareketine göre hangileri geçer? Burada bir kuralımız var. Trafik polisinin ön ve arkası kapalı demektir. Yani 2 ve 4 geçemez. Kol istikametleri, omuz istikameti, yani bakın şu yöndeki hareket halindeki araçlar geçmelidir. Evet, 1 ile 3 geçer. Ceyhan seçeneği doğrudur. Hangileri beklemelidir demiş olsaydı 2 ile 4 beklemelidir. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? İşarete bakıyoruz. Tehlike uyarı işaretlerinden, sağ tehlikeli viraj, yolun solundan gitmesi, B. Takip mesafesini azaltması, C. Yavaş ve daha dikkatli gitmesi, D. Sağ dönüş lambasını yakması. Burada hızını azaltmalı, dikkatli gitmesi gerekiyor. Evet. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz Gabari ile ilgili gelmiş banko sınav sorularından birisi, bakın yıldızlı sorulardan. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Uzunluk anlamında. Burada şıklara bakalım arkadaşlar. A. Dingil başına 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu, yuvarlaklar trafik tanzim işaretleri yasak demektir. Bursa, bakın genişlik 2.30, Ceyhan 10 metre uzunluk,
Denizli 350 yükseklik gabarisini bize bildiriyor. Gabari uzunluk, genişlik, yükseklik ölçüleridir. Burada sorulan soru uzunluk anlamında gabari sınırlaması. Tabii bu Ceyhan'da verilmiş cevabımız. Hemen altın sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır? Karşıdan gelene. Evet, burada da A seçeneğinde iki yönlü karayoluna yaklaştığımızda Bursa seçeneğinde karşıdan gelene yol ver. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Ceyhan seçeneğinde tali yol işareti, Deniz seçeneğinde de dur. Bakın yine tali yola konur. Yedinci sorumuz, aşağıdaki işaretlerden hangisi kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini bildirir? Evet, motor taşıtlar giremez dediği motorlu ve motorsuz taşıt giremez. Bakın A seçeneğinde motorlu motorsuz taşıtların giremeyeceğini, Bursa seçeneğinde karşıdan gelene yol ver, Ceyhan seçeneğinde kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini, yani sollama yapabileceğini, Denizli seçeneğinde ise otomobillerin yine geçme yasağının sona erdiğini, sollama yapabileceğini bize işaret bildiriyor. 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuz yine yıldızlı sorulardan. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? Evet, hızını artırmalı, hızını azaltmalı, öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır. Kesinlikle tehlike uyarı işaretleri, yandan rüzgar işaretimiz verilmiş. Burada hız kesinlikle artırılmaz, bilginiz olsun. Birin olduğu ışıkların tamamı yanlıştır. Ceyhan seçeneği doğru 2 ve 3. Evet, hız azaltılacak, öndeki araçları geçmekten kaçınmamız gerekiyor. Evet, hemen 9. sorumuza geçelim. 9. sorumuz, aşağıdakilerden hangileri gabariyle ilgilidir? Bakın ilgilidir. 1, 2, 3 verilmiş. 2, 30. Bakın 2, 30 nedir? Genişlik değil mi? 3, 50 yükseklik. Bunlar gabaridir. Genişlik ve yükseklik. Bu da tonla ilgili. Ton gabariyle ilgili değildir. 6 tondan fazla yük taşıyan taşıtların girmesi yasaktır. 1 ile 2 bakın gabaridir. 3 gabari değildir. Demek ki 3'ün olduğu ışıkları eledik. Hangi seçeneğimiz kaldı? Adana seçeneği gabariyle ilgilidir. Hemen 9. sorudan sonra 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuz kontrolsüz kavşaklarla ilgili yıldızlı sorularda. Bilginiz olsun bakın. Mutlaka %100 sınavda çıkan sorular. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Sorumuzun cevabı, öncelikle dönüş yapan araçlar en son geçer. Bir en son geçer. Bakın bunu bildiğinizde direkt cevabın Denizli olduğunu görebilirsiniz. Neden? Çünkü en sonda sadece Denizli de var. Evet, biz hemen buna ne yapıyoruz? Formülüne bakalım. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Düz giden araçlar, bakın 2'nin sağında 3 olduğu için en sağda 3 numara. Önce 3 numara, sonra 2 numara, daha sonra 1 numara geçer. 3, 2, 1. Bakın yine Denizli'ye geldik. Cevap. Evet, 11. sorumuz parkla ilgili gelmiş. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Evet, yanlış park edenler. Park etme şeklimize bakıyoruz. Aracın duruş pozisyonu önemlidir. Bakın burada yan durmuş. Yan duran hangisidir? Bakın 3 numara düzgün park etmiş. Bakın 3 numara. 3'ün olduğu şıklar nedir? 3'ün olduğu şıklar
Doğru. Yani şu bak 3. Yanlışı soruyor bize. 1 ile 2. 1 ile 2'nin olduğu seçenek Bursa seçeneği. Hangisi doğru park etmiştir demiş olsaydı yalnız 3 diyecektik. Evet. Yani Adana seçeneği diyecektik. Evet, hemen 12. sorumuza geçelim. Yine yıldızlı sorulardan bir soru arkadaşlar. Şekildeki aracın sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15 ve 20 şeklinde verilmiş. Burada da tabii ki işaret levhaları, geçiş üstüne sahip araçların giriş ve çıkışlarının olduğu noktalar da 15 metrelik mesafe içerisinde park etmek nedir? Yasaktır. Evet, burada da 15 olması gerekiyor. 15'in dışına park edeceğiz. Evet. 13. sorumuz dönel kavşakla ilgili gelmiş. Bakın. Şekildeki aracın sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A istediği şeridi, B 1 numaralı şeridi, C 2 numaralı şeridi, D 3 numaralı şeridi. Şekildeki araç dönel kavşaktan geriye dönmek istiyorsa, bakın geriye dönmek istiyorsa 1 nolu şeride geçmesi gerekiyor. Sağa dönüş yapması için de 3 nolu şeride geçmesi gerekiyor. Bize burada geriye dönüş yapmak için diye sormuş. Tabii ki 1 numaralı şeride geçmesi gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sorulardan buna dikkat edelim. 14. sorumuz yine yıldızlı sorulardan. Evet. Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 1. Sağa dönüş lambasını yakmalıdır. 2. Hızını azaltmalıdır. 3. Dar kavisle dönmelidir. Tabii ki cevabımız hepsi olacak. Hepsi. Evet. Hepsini de yapmalı arkadaşlar. Evet. 15. sorumuz. Şekildeki karşılaşmada araçların kavşağa giriş sırası hangisindeki gibi olmalıdır? Bakın burası da yine bir kontrolsüz bir kavşak. Yol ver işaretimiz var. Ve geçiş hakkı sıralamasını yapınız şeklinde verildiğinde öncelikle burada bilmemiz gereken şudur. Yol ver işareti var ise yol ver işaretindeki araç en son geçer. Demek ki burada bir numara en son geçiyor. Evet. Düz giden araç ve dönüş yapan araç. Düz giden araç ilk geçer. Burada ilk geçmesi gereken 3 numaradır. Sonra 2 numara, daha sonra da 1 numara. 3 2 1. 3 2 1'in olduğu seçenek Bursa seçeneğidir. 16. sorumuz. Bir otobüs ile bir kamyonun aynı anda emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? A. Sürücüler anlaşarak geçerler. B. Otobüs sürücüsü kamyona. C. Kamyon sürücüsü otobüse. D. Şeridi daralmış olan diğerine. Bu tip sorularda kuralımız var. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinesi, sürenler yazılı sırasına göre bir üstündeki araca yol verir. Ve burada bize sorulan düzeyimsiz dar taşıt yollarında otobüs ile kamyon karşılaşıyor. Bakın otobüs ile kamyon karşılaşmış. Kamyon altta olduğu için kamyon otobüse yol vermelidir. Ceyhan seçeneği. Bakın şurada otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon. Bakın, kamyon otobüse yol verir. Demek ki düzeyimsiz dar taşıt yollarında otomobille ilgili bir soru geldiğinde bütün araçlar, buradaki gösterdiği tüm araçlar otomobile yol vermelidir. Tabii ki geçiş üstüne sahip araç olduğu zaman geçiş üstüne sahip araç ilk geçer.
Bunu da unutmayalım. Hemen 17. soruya geçelim. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? Otoyol, demir yolu, devlet yolu, uluslararası yol. D100 karayolu, değil mi bakın? D100 karayolu nedir? Devlet karayoludur. Evet. Uluslararası karayolu arkadaşlar E ile gösterilir. Bakın E 80 diyelim. Otoyol O20. Evet, otoyolda O20 ile gösterilir. 18. sorumuza geçelim. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Araç sürücüsü sağa dönüş yapacak. Bakın yaya E geçişinde geçiyor. A. Dar bir kaviste dönmesi. B. Geniş kaviste dönülmesi. C. Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. D. Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girilmesi. Evet. Burada bakın sağa dönüş yapan araçlar geniş kaviste dönemezler, değil mi? Dar kaviste dönmeleri gerekiyor. Burada Bursa seçeneği yanlıştır. Evet, yıldızlı sorularımızdan bu da çok çok önemli. Sağa dar, sola geniş kaviste dönüleceğini de unutmuyoruz. 19. sorumuz yine dönen kavşaklarda geçiş hakkı sıralamasını sormuşlar. Sık sık gelen sorulardan birisi yıldızlı sorularımızda. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, burada da bakalım. Döner kavşakla ilgili soru geldiği zaman yapmamız gereken şudur. Döner kavşağın içindeki araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Sonra kavşağa yakın olan ve diğer araç. Burada döner kavşak içindeki en yakın araç hangisidir? 2 numara, 3 numara ve 1 numara. 2-3-1. 2-3-1'in olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. Evet, 20. sorumuz yine yıldızlı sorularımızdan. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D. Sadece park ve sis ışıklarını yakmak. Yeterince aydınlatılmamış tünellere giriş yapan araçlar uzağa gösteren farları yakmak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bakın, önemli bir soru. Bir numara aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. Bakalım. Bir numara araç bulunduğu şeritte seyredebilir. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. Bakın geçebilir mi? Kesinlikle asli kusurdur. Demek ki buna bir ne yapalım? Bir nokta koyalım. 3 numaralı aracın en sağdaki şeritte seyretmesi. Yani şurada sağa geçebilir mi? Evet, kesik kesik çizgiler sağa geçebileceğimizi bize bildirir. Denizli seçeneğine bakalım. 4 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. 4 numaralı. Yani şu 4 nolu aracın sinyalini vererek 3 nolu şeride geçebilir mi? Tabii ki 3 4'e geçtiği gibi 4 de 3'e geçer. Burada hangisi yasaktır? Bursa seçeneği. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi asli kusurdur. Çok çok önemli. Bölünmüş karayolu bakın burada. Karşıya geçmek asla yapılmaz. Asli kusurdur. Hemen 22'ye geçelim. Otoyola girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur? Orta şerit, hızlanma şeridi, tırmanma şeridi, yavaşlama şeridi. Otoyollarda otoyola girerken hızlanma şeridini kullanıyoruz. Öncelikle yani Bursa seçeneği doğru. Otoyoldan çıkarken yavaşlama şeridini kullanıyoruz. Otoyollarda asgari hızımız 40, azami 120'dir. Otoyolda durmak, duraklamak, park etmek, geri gitmek, geri dönmek, U dönüşü yapmak nedir? Yasaktır.
23. sorumuz, şekildeki bir numaralı araç 80 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Evet, 80 ile gidiyor. Önündeki araçlar arasındaki takip mesafesini sormuş. Bakın, şuradaki aracımız 80 ile gidiyor. Hızın yarısı takip mesafesini verir bize. Yani 40, iki araç arasında 40 metre mesafe olması gerekiyor. Yani cevap Denizli seçeneği. Evet. 24. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Çok çok önemli bir soru. Yine yıldızlı sorulardan: otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerlekli traktör. Evet. Bu da önemli, takip mesafesiyle ilgili. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri dışında hızları ne olursa olsun önündeki araçla arasındaki takip mesafesi her zaman 50 olmalıdır. Beşinci sorumuz yine kavşaklarla ilgili sık sık gelen sorulardan birisi, yıldızlı sorulardan. Evet, şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralamasını yapınız dediğinde hemen ne yapıyoruz? Bize ana yol tali yol levhaları vermişler. Bakın, ana yolda 2 numara lastik tekerlekli traktör, tali yolda 1 numaralı otomobil ve 3 nolu araçta otobüs dönüş yapıyor. Bu tip sorularda öncelikle ana yoldaki ilk geçer. Bakın, demek ki 2 numara ilk geçiyor. Daha sonra bakın, tali yoldaki en son geçeceği için 3 numara geçer ve 1 numara geçer. Bu soruda eğer bakın 1 nolu aracın önünde tali yol işareti olmasaydı da yine otobüs geçerdi. Çünkü dönüş yapanın sağındaki araca yol vermesi gerekiyor. Hemen 2-3-1'in olduğu seçenek hangisidir? Bursa seçeneğidir. 26. soru, çekilen aracın freni bozuksa çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır? 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre. Freni bozuksa çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla 1 metre olması gerekiyor. Adana seçeneği doğru cevap. 27. soru, bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir? A. Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli. B. Olduğu yerde hemen durmalı. C. Işıklı trafik işaretine uymalı. D. Geriye dönerek beklemeli. Geçiş üstünlüğüne sahip aracın gelişini, geçişini, ışıklı uyarısını aldığınızda hemen derhal kavşağı boşaltmamız gerekiyor. Ve ambulans, itfaiye, organ nakli, polis, jandarma araçlarına ne yapmalısınız? Yol vermelisiniz. Burada Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 28'e bakalım. Park edilmiş araçla aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El freninin çekilmesi. B. Motorun durdurulması. C. Park lambalarının yakılması. D. Yol eğimli ise uygun vitese takılması. Evet. Park edilmiş araçta park lambaları yakılmaz, değil mi? Akü biter. Park lambalarını yakmıyoruz, diğerlerini yapıyoruz. Burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. 29. sorumuz, kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir? A. Araç. B. Ticari taşıt. C. Arazi taşıtı. D. Taşıt katar. Burada da dikkat ederseniz neyden bahsetmiş? Araçtan bahsedilmiş. Araçların genel adını sormuş. Adana seçeneği
Doğru cevap. 30. sorumuz, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? Evet, şarj sistemi bakın Adana seçeneğinde çalışmadığını gösteriyor. Bursa seçeneğinde el freninin çikili unutulduğunu, Ceyhan seçeneğinde balataların bittiğini, Denizli seçeneğinde de nedir? Yağ basınç göstergesi. Yani yağ göstergesi de yandığında aracımızı derhal durdurmamız gerekir. Şarj sistemi de aynı şekilde. Burada cevabımız Adana seçeneğidir. 31. soru, aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? Evet, yıldızlı sorulardan bujilerin, silindirlerin, fren balatalarının, debriyaj balatasının. Evet, hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? Sorumuzun cevabı tabii ki silindirlerdir. Bursa seçeneği doğru cevap. 32. sorumuz, bakın aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir. Evet, hemen şıkları okuyalım. Bakın araç yakıtı hemen Ceyhan seçeneğinde zaten bize bakın cevabı gösteriyor değil mi? Yakıtın bitmek üzere olduğunu bize söylüyor. Evet. 33. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Bujinin görevi nedir? Ateşleme yapmaktır, değil mi? Benzinli araçlarda ateşleme yapmak. Yani karışımı ateşlemektir. Bursa seçeneği doğru cevap. 34. sorumuza bakalım. Motor sorumuz yine. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Evet, bu soru hem trafik sorusu hem motor sorusu. Aşırı hız yapılması, frenlerin ayarsız olması, rölanti ayarının bozuk olması, lastiklerin havasının az olması. Evet, sürücüden kaynaklı. Tabii siz ne kadar hızlı giderseniz, ne kadar çok gaza basarsanız aracınız o oranda fazla yakıt yakar. Evet. A seçeneği doğru cevap. 35. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır? A fren ayarının, B subap ayarının, C diferansiyel ayarının, D vites kutusu ayarının. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması neyden kaynaklı arkadaşlar? Tabii ki fren ayarından kaynaklıdır, değil mi? Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet. İlk yardım sorularına geldik. Bakın yukarıdaki soru işaretiyle, bakın şuradaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama hangisidir? İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yeri değerlendirilmesi. Evet. Birinci halka sağlık kuruluşuna haber vermek, ikinci halka temel yaşam desteğine başlanması. Yani 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes. 30'a 2 şeklinde. Üçüncü ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü ise hastane acil servisinde müdahale değil mi? Evet. Bize sorulan ikincisi, ikinci halka hangisidir? Temel yaşam desteğinin yapılmasıdır. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes. Evet. 37. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A. Felç. B. Saç dökülmesi. C. Bulantı ve kusma.
D. Bedensel aktivitede artma. Evet, tabii ki burada boyun kırıklığına, yanlış taşıma kişinin felç olmasına sebep olabilir. Adana seçeneği doğru cevap. 38. soru. 1, 2, 3 verilmiş. Hemen soruyu okuyalım. Bakın verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? 1. Önce kendi can güvenliğini sağlaması. 2. Sakin, kendine güvenli ve pratik olması. 3. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması. Evet, burada verilenlerden hepsi de bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir. Denizli seçeneği doğru cevap. 39. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atar damarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. B. Toplar damarlar genelde cilde yani yüzeye yakındır. C. Kırcal damarlardaki kanama hayati tehlikeyi arz etmez. D. Toplar damar kanamalarındaki kan koyu renkli olur. Evet. Burada yanlış olanı sormuşlar. Bakın, yanlış olan dikkat ettiğiniz gibi Adana seçeneğidir arkadaşlar. Neden? Çünkü atar damardaki kan basıncı toplar damara göre az değil, en fazla olan ve en tehlikeli olan kan basıncı atar damar kanamasıdır. Kesik kesik akar. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Kalp durması. B. Bacak kemiği kırılması. C. Solunum yolu tıkanması. D. Delici göğüs yaralanması. Evet. Resimli gördüğünüz gibi yıldızlı sorularımızdan sık sık sınavda gelir. Delici göğüs yaralanmasıdır. Yani Denizli seçeneği doğrudur. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi bak, dinle, hisset yöntemiyle Kazızede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? A. Deri renginin gözlenmesi. B. Soluk verişinin hissedilmesi. C. Solunum sesinin dinlenmesi. D. Solunum hareketlerinin gözlenmesi. Evet. Soluk verişinin hissedilmesi, solunum sesinin ve hareketlerinin gözlenmesi her ikisi de var. Ama deri renginin gözlenmesi Adana seçeneğindeki nedir? Doğru cevap. Evet. 42'ye bakalım. Evet, 42. sorumuz. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir? Bakın burada da kırmızı olarak bıraktık. Beyine kan gitmesine yardımcı olmaktır. Öncelikle neden bu soruyu yanlış yapan arkadaşımız çok? Evet, beyine kan gitmesini sağlamaktır arkadaşlar. Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak, sindirimin düzeni çalışmasını sağlamak, solunum düzelmesine yardımcı olmak. Evet, beyine kan gitmesine yardımcı olmaktır. Şok pozisyonu. Şok pozisyonunda biliyorsunuz ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır, değil mi? Evet, 30 santim yukarı kaldırılır ve beyine kan gitmesine yardımcı olmak için yine yıldızlı sorulardan. 43. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Yaranın üzerinin temiz pamukla kapatılması. B. Yarada kanama varsa durdurulması. C. Yara içinin kurcalanması. D. Yaraya saplanan yabancı cisimlerin çıkarılması. Ciddi yaralanmalarda kesinlikle arkadaşlar, bakın, pamuk kullanılmaz. Yaranın içi kurcalanmaz. Yabancı cisim saplanmışsa çıkarılmaz. Evet. Bunların hepsi yanlıştır. Yarada kanama varsa durdurulması ilk yardım uygulamalarındandır. Bursa seçeneği doğru cevap. 44. sorumuz. Olay ya da kaza mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye'de
İlk yardım gerektiren her durumda telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir. Verilen bilgi ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? Bildirme, koruma, kurtarma, tedavi etme. Bakın. Telefon iletişimleri 112 acil servis üzerinden bildirilir, değil mi? Bakın. Direkt zaten buradaki ibare hemen cevabı da bize bildirmenin olduğunu söylüyor. Koruma neydi? Koruma, olay yerini koruma altına almak. Önce kendi can sağlığımızı, kendi can güvenliğimizi alacağız. Daha sonra da olay yerini ne yapacağız? Çevreleyeceğiz. Evet. Ki ikinci bir kaza olmasın, koruma altına alıyoruz. Evet. Kurtarmada yine eldeki imkanlarla temel yaşam desteğini uyguluyoruz. 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes, tedavi etme yoktur, değil mi? Evet, 45. sorumuz. Turnike uygulamasında ilk 1 saat içinde kaç dakika bir boğucu sargı gevşetilmelidir? Evet, turnikede 1-2 dakika, 5-10 dakika, 15-20 dakika, 30-40 dakika. Turnike uygulamasında da 15-20 dakika aralıklarla boğucu sargıyı gevşetmemiz en doğrusudur. Yani Ceyhan seçeneği doğru cevap. 46. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? A. Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak. B. Kazayı yetkililere haber vermek. C. Yaralıları araçtan çıkarmak. D. Yaralıları belirlemek. Tabi burada da dikkat ederseniz arkadaşlar ilk yardımcının öncelikle yapması gerekeni sormuş. Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlaması gerekiyor. Evet, yıldızlı bir sorumuz. Adana seçeneği doğru cevap. 47. sorumuz trafik adabından gelmiş bakın. Yine yıldızlı sorulardan. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Trafik kültüründe birbirini uyarmak. B. Kendini eleştirme. C. Yardımlaşma. D. İnatlaşma. Evet, burada da bakın yardımlaşmadan bahsediyor, değil mi? Karlı havada zincir takmaya çalışan bir kişiye yardımda bulunmak. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 48. sorumuz sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? Kabalık, hırçınlık, bencillik, sorumluluk. Evet, burada da dikkat edersek kabalık, hırçınlık, bencillik olumsuz. Bir tane olumlu var, o da sorumluluktur. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, yıldızlı sorulardan sınavda sık sık geliyor. Size de çıkar. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır? Evet, riskli davranışı azaltır. Asabi, hoşgörülü, stresli, öfkeli. Evet, burada da dikkat edersek 3 tane olumsuz, bir tane olumlu var. Hoşgörülü olmak her zaman kazandırır, değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. Son sorumuz arkadaşlar 50. soru. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? A. Beden dilinin, B. Tahammülsüzlüğün, C. İnatlaşmanın, D. Bencilliğin. Evet. Eliyle ve yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi beden diliyle, değil mi? Evet, yine doğru bir davranıştır. Mutlaka uygulayalım. Yine yıldızlı sorularımızdan bir soru. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olarak 2021'de çıkmış daha önce. Sizlere de yine 2022'de mutlaka çıkacak ehliyet sorularını çözerek sınavlarınızda %100 başarı elde edebilirsiniz.
Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ehliyet sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.